Ben de ilk gelişte heyecanlandım. Bu tatlı kızını. Şimdi ben gittim, Mehmet amcaya sordum. Dedim ki hani Orduzu'daki sarılık ocağında ne yapıyorlardı, nasıl bir işte tören yapılıyordu filan. Ama sen de diyorsun ki, o sarılıktaki diyorsun kabirde yatan. Evet, benim babaannemin annesiymiş sarılıktaki yatan. Yumurtanın beyazını toprağa batırır yerlerde, sarısını orada bırakırlardı ki sarılıkları geçsin diye. Öyle hafızamda hep kalmış. Giderdik biz yani ziyarete. Toprağa beyazı batırır yerlerde, sarıyı oraya korurlardı. Ama şimdi ne oldu bilmiyorum sarılık. Ne hali şeyde. O kabirde yatan, yatır da yani sarılık evet, ocağında da. Babaannemin annesiymiş. Babaannemin annesiymiş. Adı Hub mu demiştin? Hubuş. 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 Benim bana vermişler o ismi. Hatta benim kimlikte şimdi kimse söyleyemez bankaya falan bir gün. Nasıl bir isim bu? Dilerdiğim Osmanlı'dan kalma bir isim. Babaannemin annesinin ismiymiş. Ha, nüfusta senin o isim yazıyor. Evet, Hubuş yazar. Ha. Peki babaannenin mezarına niye sahip çıkamadınız? Babaannem yok, dedem yok. Kim sahipçi? Benim babam rahmetlik oldu. Yani zamanında öyle derlerdi ama şimdi ne oldu bilmiyorum ki. Ne oldu orada? O sarılık ocağı Orduz'daki o kiliseye yakın mıydı? Yok. O bizim gavur mezarlığına doğru bir yerlerdeydi. Ha, gavur tepede, mezarlığına yakındı. Tepede bir yerdi. Hatırladım böyle ama şimdi ne oldu? Kaybolmuştur onlar. Hep yıkmışlar herhalde. Bilmiyorum. Hmm. Uzun zamandır görmemişim. Evet. Bak hiç heyecanlanmadık. Bu kadar güzel. Rahatız. Ben öyle şeyleri anlatırım. Bir şey açıldı mı konuşamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, burası Çivik Pınarı. Burada bir su yalağı var. Taştan eski kalmış. Evet, bu eller hep yıkılacak. Vergi Dairesi. Güler Hanım'ın evindeyim. Evet, şu karşıda Setrak amcaların, Setrak Öznacar o senaların evi. Yıkmışlar. Kapıdan girince sol tarafta da kuyu gibi kazmışlar, altın aramışlar. Ermeni evi diye. Ve komşusu Güler Hanım diyor ki, eğer altın olsaydı diyor, oklava yaparak, merdane yaparak geçim derdine düşmezdi Setrak abi diyor. Bayağı bir kazmışlar. Yani bitişikliğinin taş temeli çıkmış. Hem karşıdan kazılan yer görünüyor. Buradan şöyle bir zoomlayayım da. Evet, orayı bayağı bir çukur yapmışlar, kazmışlar. Bunun dışında bir de yol tarafında hemen duvarın dibinde. Kapıdan girince sol tarafta kuyu gibi kazmışlar. Hırsızlar. Siz de görüntüleyeyim mi? Benim nasıl kalanım var zaten. Aa. Evet. Kendini tanıt bari bize. Utanıyorum ben. Ay, utanmazsın. Sohbet ediyoruz tatlım. İyi ki abi tanıtsanız. Abisi gel. Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar, benim bir tane kanalım var. Oradan abone olabilirsiniz bana. Aybüke Melek Çınar diye. YouTube'dan açıp giyebilirsiniz. Bak sen, reklam yapıyor cadı. Benim de TikTok hesabım var. Öyle arkadaşlar, mi? Arkadaşlar benim de TikTok hesabım var. Alperen Çınar yazarsanız çıkıyor. Takip etmeyi unutmayın. Çok tatlısınız ikiniz de. Gördün mü videoyu? Orduzlu Çınar'daydım değil mi? Orduzlu Çınar'ı falan çekti. Evet. Gördün mü? Yani yazdır çıktı. Biz eskiden orduzlu okuyorduk. Sonradan buralara taşındık. Bak orada bir su yalağı var değil mi? Şimdi gördüm. Geçerken görmemiştim. O şey, çeşmenin yalağı orada. Sonradan onu siz mi yaptınız? Yalağın arka tarafında bir şey var ya böyle bir. Burada şey, Hrant Dink var ya, burada doğmuş. Hrant Dink'in doğduğu yer bura mı? Bir de Sarıköprü mahallesinde bir sokak. Hayır. Ha, buradan sonra oraya taşınmışlar. Ha, buradan oraya taşınmışlar. Bak Güler Hanım öyle söylüyor. Hrant Dink burada doğmuş, büyümüş, oraya taşınmışlar diyor. Sarıköprü mahallesindeki Boncuk Sokağı'na. Böyle gideceğim de kamyon var önümde, gidemiyorum. İyi günler.